Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bize birçok soru geliyor. Yaz dönemiyle birlikte iç hatlarda uçacağım, yurt dışına gideceğim. Sağlık raporu gerekiyor mu uçmak için? Uçmadan önce hangi işlemleri yaptırmam gibi? İsterseniz gelin bu videoda uçuş öncesi yapmanız gerekenleri şöyle bir hatırlayalım. Ve daha sonra da havalimanında uçağa binerken ne tür kurallar uygulanıyor? Hep birlikte üzerinden geçerim. Müzik fazla sorulan soruların başında uçmadan önce sağlık raporu almam gerekiyor mu sorusu geliyor. Böyle bir zorunluluğunuz yok. İç için konuşuyorum. Tabii öncelikle kendinizi iyi hissetmeniz lazım. Hasta olup da gidip de bunu etrafa bulaştırmaktansa o tabii ki uçmamanız bu konuyla ilgili en iyi seçenek. Ama öncelikle kendi sağlığınızın iyi olduğunu şöyle bir görün Ateşinizin çok fazla çıkmadığını görün ve ondan sonra uçmaya karar verin diye size tavsiyede bulunabiliriz. Eğer dış hatlarda uçuyorsanız lütfen daha biletinizi almadan önce gideceğiniz ülke hangi kuralları uyguluyor? Neler yapıyor? Bu gibi lütfen bu bilgileri edinmeyi unutmayın. Unutmayın havalimanlarında Türkiye'de 8 havalimanında bunlar arasında İstanbul Havalimanı var, Sabiha Gökçen var, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya, Milas Bodrum, Dalaman, Trabzon havalimanları var. Bu havalimanlarında Sağlık Bakanlığı'nın test merkezleri var. Bu testlere gidip bu test merkezlerine gidip isterseniz 110 TL veya 15 Euro karşılığında hızlı kitlerle e, kendinizi koronavirüs olup olmadığınızı test edebilirsiniz. Bu testlerin sonuçları ortalama 15 dakika ile 2 saat içerisinde çıktığını belirtelim. Testin sonucu da size mail olarak, elektronik posta olarak gönderiliyor. İç hatlarda uçacaksınız. İç hatlardaki en önemli konu bileti aldıktan sonra HES koduna sahip olmanız. HES kodu almanız. HES'in açılımı hayat eve sığar. Bu HES kodunu almanız için çok bir şey yapmanıza gerek yok. Bir cep telefonunuz olması yeterli. HES kodunda cep telefonu üzerinden e, TC kimlik numaranızla bir sorgulama yapıyorsunuz ve bu sorgulama sonrasında eğer hastaneye e, bir başvurunuz yoksa bu konuyla ilgili size bir HES kodu geliyor. Bu arada yabancı ülke vatandaşları Ülkemizde iç at uçacaklarsa HES kodu almalarına gerek yok. Veya 2 yaşından küçük bebeğiniz sizde uçuyor. Zaten 2 yaşından küçük olanlar e, velilerinin kucağında uçuyorlar. Anne babalarının kucağında uçuyorlar. Onların da HES kodu almasına gerek yok. Ama bebeğiniz 2 yaşından büyükse çocuklarınız için de HES kodu almanız gerekiyor. Bu arada Türkiye'deki bütün iç hat seferlerini yapan hava yolları, Türk Hava Yolları olsun, Pegasus olsun, Sun Express olsun yolcularına havalimanlarına erken gelmeleri için uyarıda bulunuyor. İç hatlar için normalde bir saat önce havalimanına gelirsiniz ama minimum 3 saat önce havalimanına gelin. Öncelikle kapıda terminallerin kapısına içeriye sadece yolcular alınıyor. Eğer yolcu çok hastaysa, çok yaşlıysa veya çocuksa yanında bir kişinin girmesine izin veriliyor. Ve kapıda güvenlik görevlileri hes kodunu soruyorlar. Biletlerini göstermelerini istiyorlar ve tabii ki havalimanına erken gittiğiniz için bu işlemler uzun sürüyor. Yanınıza maskenizi, eldivenlerinizi almayı unutmayın. Hes kodunuzu ve biletinizi gösterdikten sonra terminalin içine giriyorsunuz. Güvenlikten geçiyorsunuz. Güvenlikte de sırayla sosyal mesafe uygulanarak alınıyor. Bu arada sizlere bir tavsiyemiz var. Kabin Bagajı konusunda çok büyük kısıtlamalar var. E, mümkünse yanınıza çok az eşya alın veya eşyalarınızın hepsini uçağın altına vereceğiniz bagajın içerisinde yerleştirmeyi unutun, unutmayın. Ve tabii ki havalimanında da yaptığınız bu işlemlerin birçoğunu evde halledin. Yani bu online çekin olabilir e, bagajlarınızla ilgili yapacağınız işlemler olur. Bunları hazırlayın, birer çıktısını alın, yanınıza götürün. Terminalin içine girdiniz güvenlikten geçtiniz, kontuara gidiyorsunuz, bagajınızı veya bavul bırakma noktanızda bavulunuzu teslim ediyorsunuz. Daha sonra uçağa doğru ilerliyorsunuz. Uçağa doğru geçerken de güvenlik uygulamalarında sosyal mesafe var. Aman dikkat edin bunlara. Sosyal mesafe nedeniyle biraz işlemler uzun sürüyor. İşlemlerinizi tamamladınız, ikinci kontrole geçtiniz ve uçağa doğru geçiyorsunuz. Uçakta yolcu alımına çok dikkat ediliyor çünkü insanların yan yana en fazla bulundukları yer uçağa alım öncesinde. Bu konuda hava yollarının farklı farklı uygulamaları var. Önce arkadaki koltuklar alınıyor veya öndekiler alınıyor. Yavaş yavaş uçağı alınıyor. Bu bir zaman alıyor. Lütfen burada görevlilerin uyarılarına lütfen dikkat edin. Ve uçağa e, binerken de biraz önce de belirttiğim gibi kabin bagajı olarak sadece kadınların el çantaları veya bir laptop ve çantası bunlar kabul ediliyor. O eskisi gibi kabinde yolculuk edilen büyük bavullar e, biraz daha göreceli büyük diyelim ama kurallara uygun bavullar kabul edilmiyor. Lütfen bu konuda ısrarda da bulunmamakta fayda var. Uçağa bindiniz. Tabi böyle orta koltuk boş, arkam dolu, ön taraf boş falan gibi uygulamalar yok. Ee, Hava yolları ikram yapmıyorlar artık veya paralı ikram satışı da gerçekleştirmiyorlar. Buna göre hazırlıklı olun. Uçaklar geçmişe göre çok daha fazla dezenfekte ediliyor. Acayip iyi temizleniyor ama yine de pek fazla sağ sola dokunmamakta fayda var. İç atlar uçuşunuz bitti. İşte Türkiye'deki en uzun iç at uçuşu neredeyse maksimum 2 saat sürüyor. E, ortalama sürede işte 40-45 dakika, 1 saat, 1 saat 15 dakika arasında değişiyor. Uçuştan yine indikten sonra uçak, kemeri ikaz söndükten sonra kabin memurlarının yönlendirmesiyle uçaktan e, aşama aşama, zon olarak adlandırılıyor havacılıkta bu ön, orta ve arka koltuklar yavaş yavaş çıkışlarını gerçekleştiriyor ve burada da sosyal mesafeye çok dikkat etmek gerekiyor. Yani görüyorsunuz yeni kurallar havacılıkla ilgili iç at uçuşlarını epey farklı farklı yeni bir bakış getirmiş durumda. Bu nedenden dolayı birçok insan haklı olarak örneğin İstanbul'dan Ankara'ya gidecek veya İzmir'e gidecek veya Antalya'ya Bodrum'a gidecek tatil için kendi araçlarını tercih ediyorlar. Çünkü 3 saat önce havalimanına gel, Yoğun kurallar, yanına bagaj alamıyorsunuz, şudur budur bu tür özellikler baya bir zorluk çekmesine neden oluyor. Daha çok bir bakıyoruz pek fazla da İçaz Seferi çok yoğunlukla başlamadı ama işte Trabzon gibi İstanbul için konuşuyorum. Trabzon, Van, Diyarbakır gibi uzak mesafelere insanlar uçakları tercih ediyorlar. Oraya da baktığınız zaman bilet fiyatları oldukça yüksek. Dediğim gibi kurallara lütfen riayet edelim, e, görevlilerin uyarılarını dikkate alalım ve bu dönemi minimum temasta geçirmekte fayda var. Pazartesi'den Cuma'ya her gün saat 19'da havacılık videolarıyla sizlerle beraberiz. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz veya bize info.tolgozbek.com mail adresine atabilirsiniz. Detaylı havacılık haberlerimiz tolgozbek.com sitesinde. Katıl tuşuyla bizlere destek verebilirsiniz. Abone olmayı ve videolarımıza beğenmeyi unutmayın. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.